şovlarıyla İstanbul'u birbirine katıyorlar. Bu stand-up show meselesini bir başka programda onun ekibiyle beraber değerlendireceğiz mutlaka. Stand-up ülkemizde yükselen bir değer, yeni eğlence anlayışı, harikulade bir nesil geliyor. Stand-up seven, komik hikayeleri olan, kendi hikayelerini yazan, anlatan nefis bir nesil var. O da o neslin parçalarından biri, biraz geçkincesi ama çok iyi bir yazar, iyi bir çevirmen ve bana yayımlanmış son iki çevirisini hediye etmek üzere geliyor. Bu da bu programın sahibi olmanın güzel sonuçlarından biri. Kim bana bir şey hediye etsin istiyorsam onu programa çağırıyorum. Çocuğuma bilezik, bana kitap hediye ediyor. Keşke apartman dairesi sevseydim. Kendime apartman dairesi hediye ettirirdim. Olsun. Kitaplarla çok mutluyuz hepimiz. Hanımlar beyler, Tolga Üken. Tolgacığım, hemen onları vermeden söyleyeyim. Senin Seren Serengil ışığın kalmadı. Son konuk Seren Serengil ışığını kendime aldım. Kendime şey yapıyorum, aydınlatıyorum. Kusura bakma, biraz çirkin çıkacaksın. Rica ederim. Olsun. Bu kitaplar nedir? Bu kitaplar, biri Gogen. Sizin Gogen sevdiğinizi... Gogen, çok teşekkür ederim. Bana hala bunca yıl beraber çalıştığımız halde bana siz diye hitap eden çok kaliteli, nazik, harikulade, entelektüel bir adamdır. Bütün kızlara duyurulur. Evliyim. Hala aynı kadınla evliyim. Hala aynı kadınla evlisin. Ayırmaya çalışıyorum bunca yıldır ve her seferinde de bütün kızlara duyuruyorum. Ha, sen bundan yararlanamadın bunca senedir. O senin bileceğin iş. Ben elimden geleni yapayım. Şimdi Gogen'le ilgili olarak Gaultier ve Le Roy çizgiler ve eser galiba, değil evet mi? Ve Fransızca olarak yazılmış sanıyorum bir çizgi ki, roman. Ve sen de Fransızcadan tercüme ettin. Ne kadar güzel bir şey. Yıllarca Fransızların birçok ülke gibi Fransız ülkesinin de bandesinelerde, yani böyle resimli kitaplarda, hı-hı, diyelim özetlemek açısından ne kadar başarılı olduğunu biliriz. Ve Tolga gibi entelektüeller sayesinde bizler de, hani Fransızca bilip de artık Fransızca okumaktan yorulanlar, mesela benim gibi, kendi dilini çok sevenler, benim gibi, Türkçe'ye hayran olanlar, Türkçe konuşmaya ve Türkçe okumaya hayran olanlar, bu mutluluğu duyan insanlar, ne yapayım? Niye sayfayı çeviriyorum? Bu sayfayı çok iyi gördünüz de. Hepiniz azdınız. Kameramanlar da azdı. Sayfayı çevir. Kameramana sorarsan bu sayfayı okumuş, çevir de devamını okuyayım diyor. Ne oluyor? Ay, sayfada bu, evet. Özgür, ne demek istiyorsun? Bu ne ya? Bu ne? Ne anlatıyor bu? Markizli kadınların çıplak bir hali var da abi, o yüzden. Anlamadım. Kameraman bir çizgideki, çizgi romandaki çıplak çizgide kadından mı rahatsız oldu? Sanırım öyle oldu. Ya evet, olacak iş değilsiniz vallahi. Al. Donlu adam. Buyurun. Işte, al. Donlu adam var içinde. Yahu çizgi, çizgi be adam. Çizgi ne olacak? Ne kadar çıplak olsa ne olur Allah aşkına? Çizgi al. Dur bakayım. Heh, al. Var, var abi. Bak al işte, al, al, al. Sen işte bak. Adamın, al. Oo, bu fenaymış. Al. Al işte, tam bizim adam. Bir sürü bıyıklı adam. Al bu sayfayı. Al gel, buna yakına gir. Al gel. Gel. Yakına gir. İşte al, bıyıklı adam. Halbuki ne güzeldi diğer resimler. He. Evet. İşte böyle. Tolgacığım sayesinde Türkçesini okuyabiliyoruz. İşin içinde hem Gogen var. Evet. Değil mi? Gogen'in ömrünün son yıllarını anlatıyor. Markiz Adaları'ndaki dönemin Kara Karga yayınlarından çıktığı. Böyle bir kitap. Bir de bir kitap daha getirdim abi. O da fotoğrafçı. Vay, vay. Mükemmel, mükemmel. Guibert, Lefebvre, Le Mercier. Evet, evet. Didier Lefebvre'in bir hikayesi, gerçek bir hikaye. Ve gerçek fotoğraflar gerçek da var. Gerçek fotoğraflar da var. Kendisi bir foto muhabir ve 86 yılında
Pakistan'dan Afganistan'a yol alıyor sınır tanımayan doktorlarla beraber. Gerçekten hem çizgiler belgesel var, niteliğinde bir eser. Ve hem gördüğümüz gibi hem çizgiler var, hem de fotoğraflar var aslında. İlginç bir şey bu. Değişik bir çalışma. İlginç bir şey. Bunun tercümesi de zor olmuştur ve bir sorumluluk tabii ki bu aynı zamanda. Bayağı zor oldu, bayağı da uzun sürdü. Ama tabii çok öğretici de oluyor bir yandan. Yani ben hani Gauguin'in ömrünün son yıllarını bu kitapla öğrendim açıkçası. Bir okuma fırsatı da oluyor. Yani feminizmle ilgili bir kitap çevirdim mesela. Aa. Evet, onlar da enteresan. Daha böyle belgesel niteliğinde çizgi romanlar oluyor. Peki bu Kara Karga kimindir? Kara Karga, Kutlukan Perker'in yönettiği bu Türkiye'nin... Bir daha söyle. Kutlukan Perker. Evet, biliyoruz, bildiğimiz bir isim. Evet, evet, Türkiye'nin en önemli çizerlerinden birisi. Yurt dışında da yaptığı işlerle çok böyle başarılı olmuş bir çizer. Kutlukan Perker'le bir şekilde yolumuz kesişti. İşte elimde Fransızca çizgi romanlar var dedi. Daha çok Belçika menşeli çizgi romanlar. İşte bu Le Lombard, Tente'nin... Evet. Yayın evi vesaire gibi. Onların yaptığı çizgi romanları çeviriyorum. Hı. Bir yandan da dediğiniz gibi işte stand-up gösteriler devam ediyor. Nerede stand-up gösteriler? Şimdi stand-up gösterileri İstanbul'un birçok mekanda yapıyoruz. İşte önümüzde 24 Ağustos'ta BKM Mutfak'ta. Geçtik. 24 Ağustos'u geçtik. O zaman çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel geçti gösterimiz. Oldu. Evet. Siz de geldiniz zaten. Ben de geldim. Evet, evet. Ben de geldim. Ben de oradaydım. Evet, çok güzel bir gösteri oldu. Onun dışında ben yine televizyon programlarına devam ediyorum. Eser Yenenler Show'un yazar ekibindeyim. Yapma ya. Vallahi. Vallahi rakip şovdan gelmiş bak. Sizden sonra çok hayatımda çok insan girdi. Evet. Bir dönem evet. Beyaz Şov'da, bir dönem Eser Yenenler Beyaz Şov'da. Beyaz Şov'da da çalıştı. Evet, evet. Beyaz Şov'da da çalıştı. O kadar iyi ki bütün şovlarda çalıştı. Herkesi bitirdi. Ama sizinle çalıştığımız dönemden bir görüntü getirdim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Bakayım. Bakacağım. Saçlarını bu kadar uzatabilmiş, bu kadar sağlıklı ve çirkin saçları olan başka erkekler tanımıyorum. Vay of! Of! Müthiş! Sayenize. Müthiş bir tane mi? Nasıl ama değil mi? Deep Purple olarak çıkmışlar. Çok acayip. Çok acayip. Enes de çok iyi. Evet. Sen de çok iyisin. Sonra bu hale geldik. Evet. Enes belediyeci oldu değil mi? Enes evet danışmanlık yapıyor bir belediyede. Danışman, belediyeci. Öyle basit bir adam değil. Evet. Evet. Sen bütün talk show'ları sıradan geçiriyorsun. Evet yani mesleğim bu olduğu için. Harikulade. İyi talk show'cularla beraber çalışmak da güzel oluyor benim için. Yani şimdi... Benim dışımdakilere iyi diyorsan o senin bileceğin iş tabii. Ama olsun yani tabii onları da... kabul ediyoruz. Bu bugünlerde çok duyuyorum. Mesela birisine bir şey demek istiyorsun. Bunu Binali Bey'den öğrendim, Binali Yıldırım'dan. Bir şey demek istemiyor, bir şey demek istemiyor. Eleştirmek de istemiyor, soruluyor kendisine. Diyor ki, onlar da Allah'ın bir kulları diyor. Bak ne kadar güzel, ne kadar güzel. Onlar da Allah'ın bir kulları. Peki ne oldu, devam ediyor musun? Devam ediyorum. İşte bu sezon bitti, şimdi tatildeyiz. Önümüzdeki sene ama devam edeceğiz. Ama akıllıca şeyler yapıyorsun orada. Teşekkür ederim, çok ben sağ olun. Ben de diyorum, bunlar kimden geliyor? Yani tabii hepsi benim değil, eserden bir yazar ekibi var. Eserden gelmediğine eminim. Demek ki senden yok, çıkıyormuş. Hayır, öyle demeyelim de. Öyle diyemezsin tabii şimdi. Şimdi öyle diyemez. Ya hayır, şimdi öyle diyemez. Eyvahlar olsun. Hayır, tabii ki öyle diyemezsin ama hakikaten... Yok ama beni tabii bu mesleğe sokan siz olduğunuz için de... Hayır, o size tamamen... Ayrı bir... Bu arada... Gönül borcum burada, varmış. Burada oynadığımız Harem Kabare'yi de beraber yazdık tabii ki bu arada. Yani... Hakikaten senin de editinden geçmiş çok güzel bir iş oldu. Çok teşekkür ederim. Siz yazdınız, biz de o sırada orada bulunduk yazdınız, diyelim. Siz yazdınız, harikulades. Peki, hadi şu stand-up'tan bir parça görelim. Onun için ayrı bir program yapacağım. Peki. Bütün ekibi çağıracağım ama bir parçasını görelim bakalım. Bu da şimdi şey misiniz, yani biz siz... Bu da enteresan. Aslında bir sanki bizde de yapılıyor, bizde yapılan işte şey var ya, açık mikrofon filan evet. Gibi. Sanki... Yani aslında bir yere giriyorsunuz ve orada bir stand-up gecesi yaşatıyor gibisiniz. Aynen öyle. Ve bu öyle. Gösteri topluca ne kadar devam ediyor? Bu gösteri yaklaşık 2 saat sürüyor. Çok iyi abi. Ve işte 4 komedyen bir yere geldik. İttifak bu arada adımız. Aa! Bir isim de bulduk. İttifak çok diyoruz. Çok iyi. Herkes ittifak yapıyor. Biz de adımızı o şekilde koyduk. Ve İttifak Komedi diye takip edebilirler. Oradan tarihleri paylaşıyoruz. Diyarbakırlı Google'a bir komedi. Google'a böyle yazsak İttifak Komedi. Çıkar. Çıkar. Diyarbakırlı bir komedyen var. Tokatlı bir komedyen var. Vay. İzmitli bir komedyen var. Bir de ben varım. Ben İstanbulluyum ama hani evet, onu söyleyince evet, biraz şey oluyor. Evet. Ve bir arada ben gecenin sunucusu gibiyim biraz aslında. Teşrifatçı gibiyim sizin deyiminizle. MC.
MC de diyebiliriz. MC, Master of Ceremony gibi. Evet. Ve yaklaşık 2 saat sürüyor gösteri. Bu arada hemen programdan önce Tolga'yla konuştuk. Biz de ya Kabare'de, Mecidiyeköy Dada Salon Kabare'de ya da alt katımızdaki Dada Salon Kulüp'te böyle bir şey yapalım. Birisi daha geniş, birisi daha dar ama BKM Mutfak havasında olan bizim kulübümüz. Belki orada başlarız, sonra buraya çıkarız filan. Mükemmel. Bir programda beraber olalım. Siz dördünüz, ben hep birlikte. Harika oldu, çok teşekkür ederiz. Kitaplar için müteşekkirim Tolga'cığım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldi. Eyvallah, alkışlıyoruz.